Kadın toplumun merkezi ailenin temelidir. Doğuştan farklı özelliklerle dünyaya gelmiş olsak da hak ve adalette hepimizin eşit olması gerektiğine inanıyorum. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Her kadın bir erkeğin ya kızıdır, ya kardeşidir, yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şeyler reva görmemeli, onlara layık olan her şeyi en güzelden değerleri verilmelidir. Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı ve hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın insanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerimizin dertlisi, en büyük mutluluklarımızın da ardındaki kahramanlarıdır. Her zaman ne istediğini bilen, erkeğin arkasında ona destek veren, çocuklarımızın başında kuruyup kurulayan kadınlarımızdır. Peygamber Efendimiz, cennet annelerin ayakları altındadır sözünün muhatabı. Doğumdan ölümüne kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyor, sevgi ve saygılarını sunuyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kadına verilen değeri Hakkari'deki vatandaşlara sorduk. Peki sizce Hakkari'deki kadınların yaşadığı en büyük sorunlar nelerdir? Vallahi Hakkari'de yaşayan kadınların hiçbir sorunu yoktur. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. Tamamen sorunsuz mu Hakkari'nin kadınları? Hani sosyal anlamda belki çıkıp da bir şey yapmış oldukları yoktur diğer iller bazında kıyasladığımızda, ama onun ötesinde yoksa bir kadının Hakkari gibi bir yerde ne gibi bir şeye ihtiyacı olabilir ki, ya da ne eksiği olabilir ki? Anladım. Peki eşinize en son ne zaman hediye aldınız? 2 gün önce. Evet. Yani sonuçta bir gül de alsan o da hediyedir. İlla ki başka kalkıp değerli bir şey alacak diye bir kayda yok. Peki çok teşekkür ederiz. 8 Mart'ın önemi nedir? 8 Mart aslında dünyada bütün emekçi kadınların hatırlanması gereken bir gün. Fakat sadece aslında o gün hatırlanmaması gerekiyor. Her gün kadınlarımızın hatırlanması gerekiyor. Görülmesi gerekiyor, fark edilmesi gerekiyor, şiddetin uygulanmaması gerekiyor. Böyle yani. 8 Mart'ın ne günü olarak kullandığını biliyor musun? Dünya Kadınlar Günü olduğunu diyebiliyorum. Peki Dünya Kadınlar Günü ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kadınların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde. Peki kadınlara gereken değer veriliyor mu sizce? Bence Türkiye'de değer verilmiyor o kadar çok. Ne düşünüyorsun? Hakkari'de veriliyor mu, ya da Hakkari'deki kadınların sorunları nelerdir sizce? Diğer şehirlere göre bence Hakkari kadınlara değer veriyor. Öyle görüyorum ben şahsen. Siz herhangi bir şiddet uyguluyor musunuz peki? Kime? Nasıl uygulayacağım? Eşinize. Nasıl uygulayacağım? Ben gözüme uygulayacağım, ona uygulanmam. Süpersin abi. 8 Mart'la ilgili düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bilmiyorum. Ne soruyorum olayı ben? 8 Mart Kadınlar Günü, bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Peki Kadınlar Günü ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hiçbir şey bilmiyorum vallahi. Kadınlar son zamanlarda çok şiddet görmeye başladı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şiddet görmeye devam mı etsinler, yoksa buna bir dur mu diyelim? Vallahi hiç bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Dünya Kadınlar Günü. Peki bugünle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi bizim işimizim yok. Hiç yok. Evli misiniz? Evliyim. Eşiniz en son ne zaman hediye aldınız? Vallahi hiç hediye alamadım. Hayatınız boyunca? Hediye nerede alırız? Merhaba. Merhaba. 8 Mart'ın ne günü olduğunu biliyor musunuz? 8 Mart mı? Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Yürüyorum ama hatırlamıyorum. Yine ki hatırlamıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İyidir. Çok iyidir. İyidir. Peki şiddet gören kadınlarımızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şiddet olana biz hepimiz karşıyız. Vallahi bak, ben şahsen karşıyım. Karşısınız. Ha, tabii. Çok güzel. Evlisiniz değil mi amca, eşiniz? Evet. Eşinize en son ne zaman hediye aldınız? Hediye mi? Bir hafta oldu. Bir hafta.
Tabii evde oldu ama. Ama aktarlamış ya, hediye almasa da yine bir şey olmaz ama alıyoruz. Doğum günü müydü? Ne için aldın? Hayır, doğum günü değil. Doğum Çin günü. Ah, tabii. Helal olsun. Çok teşekkür ederiz amca. Merhaba. Merhaba. 8 Mart'ın önemli biliyor musunuz acaba? Valla 8 Mart benim bildiğim Dünya Kadınlar Günü. Peki Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla kadınlar güldür. Annelerimizdir. Bacılarımızdır. O kadar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi kadınlara daima saygı duyuyorum. Başka bir şey diyeceğim bir şeyim yoktur yani. Çok güzel. Peki sizce kadına gereken değer, gereken saygı veriliyor mu? Şimdi herkesin şeysine bağlı. Yani benim düşünceme mesela kadınlara değer vermesi lazım. Mesela ben çok değer veriyorum. Evli misiniz? Eşinize en son ne zaman hediye aldınız? Eşime şimdi de hediye aldım yani. Her gün de alıyorum. Çok güzel. Peki sizce Aker'deki kadınların yaşadığı sorunlar nelerdir? Valla işte herkesin kendi bir sorunu vardı yani sonuçta. Onu ben bilemem yani bak. Ona ben bir şey diyemem. Peki çok teşekkür ederim. Sizce Aker'de kadınların yaşadığı en büyük sorun nedir? Valla şiddet görmek valla bence. Aker'de bence çok şiddet görüyorlar. Öyle geliyor bana ama bilmiyorum. Çabuk evlenmek. Erken yaşta evlilik. Evet. 16 yaşını doldurmadan evleniyorlar. Ya şimdi kadına şiddet sadece Hakkari'de yok aslında. Hemen hemen baktığımızda Hakkari'den daha çok fazla olan yerlerde de var aslında. Tabii ama Hakkari'de şöyle hani dediğimiz gibi erken yaşta evlilikler var. Buna bir son verilmesi daha iyi olur aslında. Onun dışında zaten diğer yerlerle hemen hemen orantılı aynı şey. Peki çok teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Birkaç sorumuz olacaktı da size. 8 Mart'ın ne günü olduğunu biliyor musunuz? Kadınlar günü olduğunu biliyorum. Ha, süper. Peki kadınlar günüyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi zaten sistemin oturtmuş olduğu kadınların erkeklerin önüne geçmesi erkekler açısından pek iyi olmadı. Ama kadınlar da yılların geçmiş yıllarda ezikliğini bu dönemde atmaları iyi oldu. Kadınlar açısından iyi oldu ama bizim açımızdan iyi olmadı. Süper abi. Şöyle sorayım. Peki Hakkari'deki kadınlara yönelik şiddet bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence Hakkari'liler kadına yani Türkiye nüfusuna oranla pek şiddet uyguladığı söylenemez. Çünkü Hakkari erkeklerin kadınlara süper bir saygısı ve sevgisi vardır. Evli misiniz? Evliyim. Peki eşinize en son ne zaman hediye aldınız? Valla her sevgililer gününde alma mecburiyeti hissediyoruz zaten. Sizce Hakkari'deki kadınların en büyük sorunu nedir? En büyük sorun geçimsizlik. İşsizlik çok var bayağı Hakkari'de. Yani onu şey yapsalar ne diyeyim? Kadınlar günüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi evet kadınlara özgürlük istiyoruz, iş istiyoruz. Şiddet istemiyoruz. Evli misiniz? Evet. Eşiniz size en son ne zaman hediye aldı peki? Eşim en son? Hatırlamıyorum valla. Aldı mı peki hiç? Valla hatırlamıyorum, almamış. 8 Mart'ın ne günü olarak kutlandığını biliyor musunuz? Biliyoruz efendim. Kadın günüdür, kutluyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Peki sizce kadına gereken değer veriliyor mu? Valla daha önce verilmiyordu ama bence şu anda veriliyor. Ama bu kadına şiddete karşıyız. Kadın da eşitlik her zaman bizim için aynıdır. Kadınla erkek aynı fark etmez, eşittir. Biz bunu her zaman destekliyoruz. Peki sizce Hakkari'deki kadınların yaşadığı en büyük sorunlar nelerdir? Kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan biri sosyal faaliyetin olmadığı. Hakkari'de sosyal faaliyet yok. Etkinlikler yok, sosyal faaliyet yok, gidip gezeceği bir yer yok. Bu. Doğru, peki. Evli misiniz? Evliyim, evet. Eşinizden sonra ne zaman hediye aldınız? En son sevgiler günüydü, evet. Peki teşekkür ederiz. Kadınlara, eşinize veya annenize ev işlerinde yardımcı oluyor musunuz? Evet, inan ki oluyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Tabii tabak mabı yıkama değil ama süpürme, orada süpürme, toz alma olayı oluyor bende. Çok iyi. Yani öyle. Peki çok teşekkür ederim.